gök demek, Oğuz da ışık, Oğuz gök ışığı, ışığın oğulları anlamına geliriz. Antik tarihte Türkler atalarına tapardı dedikleri bir özelliğimiz vardı. Dara düşene yardım etme töremizin başında geliyor. Roma'da kütüphane nedir bilmez derken Mitridate'nin kütüphanelerini oraya toksikoloji yazışmaları artı kitaplarını diyor Roma'ya götürdüklerinde ilk kütüphane kurmayı öğrendiler. Anne sütü yerine hazır mamalar yedirdik, anne sütü bitti. Anne sütleri geriledi, şu anda da neredeyse bitiyor. Hepsini birden Bergama'dan gönderdiğimiz için Fransa'ya Batılılar Bergama işi Bergamiti dediler. Bergamot'a dönüştü adı. Düşman askerini bile, çünkü Oğuz Töresi'nde birleşik ordular kuran Oğuz beylerine altın para basılır. İlk sosyalist devlet diye geçiyor tarihte hatta Şamanoğulları. Salıyor silahını aldıktan sonra ama yiyeceğini vererek, hastaysa tedavi ederek. Ezber Bozan TV ekranlarından herkese merhabalar. Eğitimci yazar, antik Karadeniz tarihçisi ve müzikolog Mahiye Morgül'le beraberiz. Bugün Oğuzları ve Oğuz Töresi'ni konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza değerli hocam. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba Hakan, iyiyim. Bayağı bir hazırlandım. Oğuzlar dedik ve Oğuz Töresi dedik. Neler diyeceksiniz hocam? Çok şey diyeceğim. O gök demek, Oğuz da ışık, Oğuz gök ışığı, ışığın oğulları anlamına geliriz. Yani isika, sakalar dediğimizde de aynı kelimedir. Sağdan okuduğumuzda kos, Oğuz'un sıkışık hali, koslar, bunlar gelecek önümüze. Ancak antik tarihte Türkler atalarına tapardı dedikleri bir özelliğimiz vardır. Yani bizim atalarımızın sözleri, atasözleri, öğütleri, devlet kurma töreleri, halkına kol kanat germe töreleri, bu törelerin hepsinin o halkı var olarak devam ettirme güdüsü ağır basan, işte eşlerinde, ailelerde kadınların çok özel rolleri, yani topluma kol kanat germede, yani temel kavramlarından biri kuman olmak. Koman, şamanın diğer söylenişidir bu. Dayanışma toplumu demek. Dayanışma, halkına kol kanat germedi. Bir, ilaç dağıtırdı. Halkına ilaç dağıtırdı. Kamucu. Bu dayanışma kuralını biz bakın uluslararası bile götürmüşüz. Yakın tarihlerde, yani 500 yıla ben yakın tarih diyorum, Fransa'ya bile oradaki veba salgınında Bergama'dan Bergamotti, Bergama işi dedikleri narenciyeleri göndermişiz. Yani bu vebada, işte bağırsak enfeksiyonlarında yoğurt göndermişiz, yetmemiş yoğurdu yapacak aşçıyı da beraber göndermişiz yani. Aşçısını da beraber, yani doktorunu, ilacı yapacak olanı da beraber göndermişiz. Öyle orada bana da mikrop bulaşır. Onlar ne hali varsa görse, hazır düşmanımız. Onlar bize zaman zaman saldırıyorlar zaten. Bunlar ölürse de ölsün. Yok bizde. Dara düşene yardım etme töremizin başında geliyor. Kaşgarlı Mahmud'un ansiklopedisinde, Divan-ı Lügat-ı Türk'te Türkmen tanımında da bunu görürüz zaten. Türkmen odur ki darda olana koşandır. Yani bu tanımlarımız bizi tarihte kimliğimizi de izah eder. Şimdi bizim Oğuz Töresi'nde dans öyle keyif etme değildir. O bir tedavinin parçasıdır. Işığın vücutta yayılımını kolaylaştırıyorsun. Diyelim ki şimdi bu elimde su var. Bu suyun içine ışık alıyor. Su canlıdır mesela. Su kültürü bizde çok önemli. O başını tutarak su içmelere kadar. Bu suyun içindeki canlıların vücudundaki tüm hücrelere kadar ulaşmasını da sağlıyorsun. Can geliyor sana. Can, ruh, hayat. Bunlar yani bizim manevi dünyamızın içinde bilim var. Bilim var. Şu Fransa'ya gönderdiğimiz dayanışma, biz sadece oraya göndermedik. İrlanda'ya da gönderdik. Değil mi? İrlanda'nın antik sembollerine indiğimizde Keltler, İskoçya, Galler ve Gaydalarına kadar gelir önümüze. Ben biraz oradan gireceğim. Lütfen. Ben İngiltere'deyken İrlanda halk oyunları ekibini de dinlemişim. Fiddle çalıyorlar, kemanı, kemençe akordunda dörtlü çalarken ayağında da tahta ayakkabısı, altı tahta olan bizde horon oynarken tahta zemininde vurun vurun vuralım, tahtaları kıralım, Gülbahar Mektebi'ni yeniden yaptıralım. Ben Gülbahar İlkokulu'ndayken okulda bile söylediğimiz. Şimdi bu ayağını tahtaya vurarak eğer kemanı kemençe akordunda çalıyor, halk oyunu oynuyorsa. Burada ortaklıklar. Daha ötesi var bende. İrlanda'nın eski adı Ireland. Orası İran ile aynı anlama gelen, Pers kökenli olduklarını ifade eden, Truva'dan öteye giden bizimkiler. Yani Truva'da 10 yıl bizimkileri perişan edip dağıtıncaya kadar bunlar gittikleri yerde şehir kurma özelliğinde olan insanlar. Paris'e gitmiş, Paris, Pers. Fransa'da yasaktır dilin tarihi kökenini araştırmak. Farsça çıkacak çünkü yani. O biliyor onun Paris'in Pers kökenli olduğunu. Bu yiyeceklerin içinde asıl bugün ihtiyacımız olan dayanışmayı da Oğuz Töresi'nden gün ışığına çıkartalım. Biraz da benim hedefimde var bu var. Çünkü mevcut salgınlar yeniden çeşitli üst versiyonlarla gelmeye devam ediyor. Anlıyoruz ki bu devam edecek. O zaman biz hem kendimizi hem başkalarını da korumaya ne yapabiliriz de bir kıvılcım, bir enerji bulalım kendimizde, bir harekete geçelim. Tarihte de biz kendimizi sağlıklı tutmazsak başkasına yardım edemezdik zaten. Neydi Bergama'dan şeye giden, söyle ama İrlanda'ya döneceğim. Elinin sembolü bu olan Galler'de şu anda, eğer Galler'de yeni bir devlet kurulursa bayrağı antik sembolü kızıl el olacak. Bu Artemis'in de eli olan kurban kanına batırılmış kırmızı renkte bir eldir. Benim internetimdeki Mayana kütüphanemin sembolü de budur. Bu sembol elma armut değildir. Kızıl el birliğimiz dirliğimizdir ve açların karnını doyurmaya yüzlerce kurban kesiliyor ve o açların kanına batırıp kapıların üstüne elleri. Bu semboller tarihte dayanışma toplumundan, karın doyurmadan ve de ekleyeceğiz sağlıklı toplumda da. Dönüyorum tekrar Anadolu'ya. Anadolu'da kentor kültürü vardır. Kentoru kimdir kentor? Bizim geleneğimiz Oğuzların töresinde ilaç dağıtma, halkına ilaç dağıtma. Şimdi Mitra kaleleri bir defa, bir tanesi Rize'de olan Mitridate'nin kalesinde ilaç reçeteleri Roma'ya yenilgi dönemimizde götürülmüş. Ganimet olarak götürülmüş ve ilk tıp kütüphanesi Jüpiter, Hubidor, Hubyar kelimeyle örtüşür. Roma'da böyle kuruldu. Hatta son dönem birkaç kaynak daha taradım. Roma'da kütüphane nedir bilmezlerken Mitridate'nin kütüphanelerini oraya toksikoloji yazışmaları artı kitaplarını diyor Roma'ya götürdüklerinde ilk kütüphane kurmayı öğrendiler. Roma'dan daha büyük bir uygarlık vardı Kolkhis'te. Kolkhis, Oğuz oğulları demektir zaten. Bunları ayrıca konuşabiliriz. Buradaki ilaç yapımının geçmişinde Roma'dan, bir de Atinalılar belaydı ya başımıza. Atinalılar gelir burada bizim medyamızı kaçırırlar, kralın kızını. Kralımızın kızı ilaç bilmede ünlü prenses. Kız kardeşi de Kirke, daha önce Kirke, Sirçe. C ile yazıp K okuyor. Kirke yazmış onu Wikipedia'da. Sirkeyi her derde deva kullananlar. Şimdi sirkeye dönüyoruz yeniden. Dönmek zorundayız. Medya'nın tarihi medler. Yani Hilal-i Nüş'lerin ilaçları. Medisin diyor. Medin ruhu var burada, canı var bunda diyor. İlaç derken medisin diyor. Benden götürdüğü, medyamızın adı da onun adı, belki de medya değildi, adı da Ayşe'ydi, Fatma'ydı ama ilaç yapımında sembolize olan bir iltifatlarla yarı tanrılaştırılmış, ne tanrıçaya dönüştürülmüş. İşte Mitridakeni'yi de koruyan melekti o Medya dedikleri. Peki nasıl oluyor? Mitridate de benzer biçiminde kadınların yaptığı ilaçlarla kendini panzehir kullandı. Baş kadın savaşçısı Fırtına Aba'da onun gündük ilacını veren şeydi, kahraman kadındı. Buralar, bunların birbiriyle bağlantıları tarihsel süreçte önümüze, yani o kaynağında diyor ki, yani Kolkhis diyor, dönemin diyor en büyük uygarlık merkeziydi diyor. Burada hani altın posla derelerden altın topladıkları, keçilerinin bile kıymetli olduğu postun üstüne oturanın bağırsaklarındaki rahatsızlıklar bile geçiyor. Angora'nın keçisine otur, bak nasıl bir yerlerin iyileşmeye başlıyor. Yani keçiyi bile şifada kullanıyor. Hala benim buralarda yaşlı kadınlar o eve diyor bir tane keçi boynuz as diyor, şifa olur onlara diyor. Enteresan. Keçi boynuzun, çünkü postunu değerlendirmiş, evde kullanıyorlar, oturuyorlar üstüne. Posta oturmak deyimi geldi aklıma. Evet, posta neden oturuluyor? Yumuşak olduğu için değil sadece. Kesinlikle sağlıkla ilgisi var. Vücuttaki negatif enerjiyi alıyor olması lazım. Çünkü bu negatif enerji kısmı yakalanmış. Kurşunlu camilerin üzerine radyasyon geçirmediği için kurşun kaplama var. Bugün ne işe yarar başka? Orada bilgeler toplanıyor. Negatif enerji onların düşünce enerjilerini yok edemiyor. Enteresan bir bağları var bunların. Halkına kol kanat gererken başkasına da kol kanat germenin tarihte örneklerinden Bergama'dan gidenlerin içinde Bergama adını verdikleri bu bizim turunç Giller ailesinde işte içinde neler var? Portakal var, limon var, bergamot adını verdikleri de var ama genelinin adı da bergamot. Şimdi ben size şu anda dalında olan bir tepsi bergamot türü gösteriyorum. Görünmüyor, biraz yukarı Mahya abla. Biraz daha yukarı. Çünkü kaldıracağım ama bir dakika. Devrilir, tepsi devrilmesin. Bunları dün dalından topladım, bakın. Sezon, yani mevsim döndü geldi. Çiçeğini Nisan'da açtıkları şu, bakın bu büyüklükte. Benim yüzüm büyüklüğünde neredeyse, değil mi? Bunun adı altın top. Bakın kızarmış haline bakın. Altın top. Şu anda ikisini aynı ağaçtan yan yana iki meyve. Muhteşem bir şey. Yani biri daha bitmeden öbürü dalında ve bunu incecik kabuğunu soydum. İçeride kaynattım mutfakta. Kokusu her yeri aldı. Bir defa içeriği refresh dedikleri havayı temizliyor. İki, kokusumuz, uykunuz kaçıyorsa koklayın. Bunun ondan sonra bakın şu greyfurt. Bunun adı kiz memesi. Şaşırmayın, tarihte Amazonların göğüsleri görünürdü. Çünkü her çocuğu doyuran anne. Biz anne sütü yerine mama, hazır mama, Alman mamaları çıkmıştı değil mi? Hazır mamalar yedirdik, anne sütü bitti. Anne sütleri geriledi, şu anda da neredeyse bitiyor. Anne sütüne eşdeğerdi. Kız, koz, Oğuz maması. Bu kız pati, o bacı, gök bacı sarı kızdır. Sarı kız, efsanelerdeki sarı kızlar, işte bu onun maması. C vitamini yüksek. Şimdi bundan kabuğunu incecik soydum, doğradım, komposta yaptım. İçine şeker atıyorum ben, siz tuz atın. Finikeli birisiyle tanıştım, beyefendi. Burada kızı tıp fakültesini kazanmış. Güzel bir sohbet ettik. Dedi ki bizde de tuz katarak yeriz. Finike'ye, Greyfurt'a dedi. Adı kız memesidir. Evet, Kıbrıs'ta da adı kız memesidir, biliyorum ben. Gittim, oralarda da bunların sohbetlerini ettim. Ve şimdi şu tabakta benim içeride kaynattığımın kabukları var. Bu kabukları Anadolu'nun değişik yerlerinde odalara dağıtma var. İşte yanan sobanın üzerine koyarak kokusunu eve dağıtma var. İçeride havadaki mikropları yok etme özelliği ve akciğerde de mikropları yok etme özelliği var. Örneğin rastlıyorsunuz. Ay stresten uyuyamadım. Sen oraya bir portakal çiçeği koy başın ucuna. Hem içerisi temizleniyor hem uykun geliyor. Bunlar da böyle mis kokar. Bunları koklamayı unuttuk. Hazır Fransız losyonu. Biz Fransa'ya bağırsaklarını temizleyecek, veremden, vebadan kurtaracak şeyleri gönderdik. Onlar bize o dışarıya pisledikleri, krallarının leğen içinde pisleyip de dışarıya tüy üstüne diktikleri, o kokuları yok etmeye ürettikleri kimyasal kokuları bize satıyorlar losyon diye. Lütfen losyonlarımız bunlar bizim. Bunların çiçeğinden kolonyalar, limon kolonyası bize aittir. Evet, biz bunları hepsini birden Bergama'dan gönderdiğimiz için Fransa'ya, Batılılar Bergama işi Bergamiti dediler, Bergamot'a dönüştü adı. Bu böyle oluyor. Biz neyse ki yoğurdu çeviremediler. Yoğurt bütün dünya dillerinde aynı. Mayana, o kadar özel bir şey söyledin ki, Oğuz Töresi'nde en tepedeki reisin halkına şifa dağıtmak gibi bir görevi vardır dedi. Evet, kamucu olmak zorunda, kuman olmak zorunda. Biz sağlığı ne hale getirdik? Yani halkının sağlığından da sorumlu en tepedeki insan. Tabii ki. Görevini yapmazsa bilim adamı olmuyor. Bilim adamı olmak bunları da yani bakın elinde bilim adamı sembolü. Yani şöyle yanlış mı anladım? Bunu bir daha soruyorum. Halkının sağlığından sorumlu. Oğuz'da boy beyi olan adam halkının sağlığından da sorumlu. Aynen. Ve bunlara gerektiğinde şifa dağıtmak zorunda. Yani kanalizasyonu da yapacak, yaptıracak, şifahanelerini de yapacak. Halkının sağlıklı beslenme. İşte Mitridate'nin o ben gösterişin karşıda vardı olan kitap. Orada ben okudukça şok oldum. Oğuz törelerini öğreniyorsun orada okudukça. Geçtiği yerlerde Mesir macunu hala dağıtıyoruz. Bakın ne bir camiden atıyoruz. Halka dağıtmıyoruz. Onu bir şenliğe çevirdik. Bir, Manisa mesir macunu. Mesiri ben size anlatayım. Mesirin içinde ne var? Bal var ve 40 baharat var. Mitridate'nin yaşadığı şehir olan Rize'de, burada Antep'ten, ki Oğuz elidir orası, buraya getirilmiş Tiryaki Barak aşiretinin Tiryaki obasından buraya gelmiş çok değerli insanlar var. Bunlar Kurtuluş Savaşı'nın da büyük kahramanlarıdır. Onların bahçesindeki mezarlıklarda ben 30 Ağustos ve 19 Mayıs törenleri yapıyorum ve o ailenin de Antep'teki Tiryakilerle olan bağını yakalamıştım. Kendileri de onayladılar falan. Şimdi Antep'ten siz 40 çeşit baharatı getirirsiniz. Buradan da balı alırsınız. Bal ile baharatın buluştuğunda tiryak. Tiryak panzehir demek. Yani hem savaşa giden askerlerin Oğuz Töresi'nde bir defa askerin tıp ihtiyacı, sağlık taburu beraber olmak zorunda Oğuz Töresi'nde. Gataları yok ederek değil yani. Askerin hem askerinin gıdasını, şifasını veriyorsun, at üstünde saatlerce giderken ağzında emerek gidiyor o tiryaki gibi denilen, yani bugün sigarayı benzettiğimiz için tiryaki, sigara içene diyoruz halbuki tiryak tur yağı. Türklerin kullandığı besin anlamında. Bu yağ emdikçe içine giden, kilometrelerce at üstünde gidersin, ağzında o besinle gidersin yani. Bu önemli bir şeydir, ihtiyaçtır. Geçtiği yerlerde halka da ilaç dağıtırdı kavramına rastladım. Mitridate'nin hayatını anlatan kitapta. Bir de yapıyormuş Hakan, esir aldığı askerlerin cebine silahını aldıktan sonra artık düşman olmaktan çıkıyor. Silah alınmış asker serbest bırakılır, geri dön, kendi o yağmalamaya gelen ordunun içindeydi ya, hadi geri kimseye de dokunmadan gideceksin, geri döneceksin. Eline nedir, yufka ekmeğini, mısır ekmeğini, kumanyasını da cebine, beline bağlayarak verir. Hadi git. Askeri, yani düşman askerini bile salıyor silahını aldıktan sonra, ama yiyeceğini vererek, hastaysa tedavi ederek. Onur intiharları var Oğuzlar'da. Oğuz Beyliği'nin eşleri. Çok önemli. Mesela bir Oğuz Bey'i büyük bir mücadeleyi kaybetti, yenik düştü. Ardından onur intiharları gerçekleşiyor. Kimler intihar ediyor? Onur intiharı, Oğuz Bey'i yenik düştüğü zaman düşman gelip ailenin kadınlarını esir alıp perişan ediyor. Mizridate'ninkinde şöyle bir ön var. Korint Tapınağı'nda torunlar büyüten hala, yani Sinop merkezli Mitra krallığımız var ya o zaman. Halasını esir alıyorlar, götürüp Roma'da zincire vurulmuş olarak, sokakta zincirli olarak biz böyle kralın kız kardeşini esir aldık diye tören yapıyorlar. Zincire vurulmuş. Bu şeref kaybını yaşamamak için ölümü tercih ediyorlar. Kral geri çekildiği dönemde, Amasya'daki Gece Savaşı'ndan sonra Giresun'daki saraya, Emine karısı orada, kral 70 yaşında, Emine de olsun 65 yaşında, yani bunlar artık torun sahipleri, büyük yaşlı kadınlar. Emine'den oğlu olmamıştı. İkinci eşi Berenike. Berenike'den oğlu var. Berenike Ayzanoi tarafından, Kos adasından, Egeli. Berenike'nin annesi de var. Bunlar yaşlı insanlar, düşün ki. Bir de iki kız kardeşi daha var burada. Size gönderiyorum. Yeteri kadar zehir gönderiyorum. Görevinizi yapmanız için. Çünkü ben çekiliyorum, bu düşman size gelecek dedi. Giresun, Görele, orada olması lazım. Görele şirip şohron havasında ben buldum sözlerini çünkü. Emine'nin oraya, bu Rize'den oraya gelin götürüldüğünün Türkiye'de sözünü. Biyanina altın krali, biyanina naruşka, biyanina maruşka. Yani genç kızlar, nar yanaklı kızlar da onun etrafında hizmetçi. Bir de kaynanaları buruşuk suratlı maruşka. Ama altın kralinin içinde, altın kralı o zaman bir tek kişi. Sadece Mitridate, altın parası basılmış. Çünkü Oğuz Töresi'nde birleşik ordular kuran Oğuz beylerine altın para basılır. Altın Orda Devleti de o. Asya'da, orayı da konuşuruz. Anadolu'daki birleşik ordular, 22 Oğuz boyunu birleştiren Mete Oğuz'dan söz ediyoruz. Eşlerinin görevi yapmak üzere yanınızda diyor, yanınızda yetmezse eğer zehir, yetmezse kılıcı keskin bir komutanımı da göreve gönderiyorum. Başlarını kesmek isteyen, keserek öldürmek isteyen başını kestirecek. Evet, Oğuz beylerinden Balas Bey'i, bugünkü Milas Bey'inin milattan önce 273 diye not almışım. Kaya yazısındaki bu dayanışma Oğuz Töresi'nde halkına kol kanat germe, yabancıları da kendisiyle eşit düzeye getirecek, kalkındıracak, bunlara sahip çıkma töremiz vardı. Gelen nefesi kardeşlerimize derhal kurbanlar kesile, karınları doyurular. Temsilcileri liste getire, evimize alacağımız misafirler için kura çekile. Onlara bir yıl yetecek kadar ahır ve ev yapacağımıza. 6 yıl boyunca kızlarımızı oğullarına, kızlarını oğullarımıza alacağımıza, 6 yıl boyunca hiçbir özel eşya almayacağımıza söz veriyoruz diyor. Selefkos kralı Latmaot'u Laz Mete diye çevirelim bunu. Laz deyince bugünkü Karadeniz'deki Lazca konuşanlar anlaşılmasın. Işığın oğullarının kendilerini vatan için feda etme ve dayanışma kültürünün dorukta olduğu Başoğuz İmparatorluğu dönemini, Holkis özellikle bunları anlayalım. Bu dönemin sembollerinde bulacağımız çok şey var. Oğuzlar bayrağında hilale bakan bir tavus kuşu vardır. Tavus kuşunun başında 3 nokta, başındaki tüyü 3 nokta, kuyruğu 5 noktadır. Kuyruğu 5 noktaya birleşti. Bakın, Hazreti Ali'nin pençe-i aliyaba denilen böyle bir eli vardır. Bu el birleşiyor. Tavus kuşunun kuyruğundaki 5 noktayı görürsünüz bayrakta. Şeyde de, başında da 3 nokta. O 3 nokta eline, beline, diline diye çok daha basite indirilmiş. Oysa Oğuz, Akmenit İmparatorluğu Oğuz Beyleri töresinde iyilikle düşün, iyilikle konuş, iyilikle davran. Bütün iyilik kavramları içinde olandır. Onun üzerine yemin edilir, ant içilir. Karadeniz'de bunun bir örneği daha vardır. Asla borç para almayacaksın, borç alan bu 3 yemini tutamaz diye. Benim İçin sen de ölümü göze alıyorsan o kanka denilen 3 damla süte damlada da bu kavram vardır. Bu Oğuz beylerinin başındaki tüy sembolünde Osmanlı padişahlarında ilk dönemlerde bunlara rastlıyoruz. Bu bizim için önemli çünkü bir tarihten sonra Oğuz töresinden çıkmaya başlanıldığını görüyoruz. İşte o dönemlerin kubbesi kurşun olan Kurşunlu Camimiz var. 1571 tarihi vardır. 2. Selim'in Edirne'de yaptırdığı dönemde de o Kurşunlu Cami. Kurşunlu Cami'nin 32 dersliklisi Menteş Beyliği'nde. Abi bakıyorum bizim buradaki denizci aile kökenlerde Menteş Beyliği'nden, İzmir tarafından gelmeler. Ki en büyüğü Hamza Bey, mahalleye adı verildi. Ben oraya kütüphane bir kitabe koydum, mermer kitabe, üzerinde de Selçuklu Güneşi koydum. Buranın Menteş Beyliği ile bilim evleriyle de bağı olan, ki burada ilaç yapımıyla ünlü aileler var bu mahallede. Bunlar da Bağdat'tan gelme aileler. Ayrıca da Bağdatlı mahallemiz var. Burada da Osmanlı Sarayı'nın en büyük yazıcıları, ki soyadı yazıcı olanları da bulursunuz burada, o yüzden fazladır. 2. Selim'in resimlerine bunda bakın, bir başında tüyleri var, Oğuz Bey'i tüyleri var, 2 eli bilim eli işareti yapıyor. Avesta'daki bu bilim işareti. Ha sonra mesela Şamanoğulları devleti bugünkü Afganistan'ın Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan bölgeyi alın tümüyle Oğuz Nehri boyunca yer almış bütün Türk boylarının, ki Turaniyen kavimler diye dillerin aile çıktığı yer diye görünen yer. Buralarda kurulan devletlerin en önemlisi ilk sosyalist devlet diye geçiyor tarihte, Şamanoğulları. Şaman kuman, dayanışma kültürü ve bilim yapanlar. Satuk Burahan buranın kurucu kralı. Satuk Burahan'ın başında Oğuz tüylerini, işte tavus kuşu tüylerini görüyorum ben. Yani bazı resimlerini kesmişler ama o tüyün ucunu ben yakalıyorum. Çok eskiden, Allah'tan ki o resimlerden kullandığım dönemler oldu yazılarımda. Henüz kesilmemiş halleri var. Peki şimdi ödevinizdir sevgili izleyicilerim. İnternette Wikipedia'nın Gazne bayrağına bakar mısınız? Ne hale gelmiş öyle? Ne olmuş? Gazne'ye, Oğuz anasına, tavus kuşuna düşmanlıkları devam ediyor. Enteresan. Birileri girmiş, sızmış içimize. Türkçe Wikipedia, ansiklopedide Oğuz bayrağı böyle yürümeye başlamış. Ayakları ve kuyruğu yerde. Kuyruğu havada, 5 açılmış değil de yerde sürünen bir kuyruk, çirkinlik, dikdörtgen çizimli. Bu yani Gaznelilerden tarihte intikam almaya çalışan birileri var hala demek ki.